hükme karşı gelir. Aman dikkat edelim, pisi pisine imanımızı kaybetmeyelim kardeşler. Titiz olacağız. Allah'a itaat edenlere saygı duyacağız, saygı, saygı. Saygı duyacağız. Çıplak dolaşan kadınlar, açık saçık gezen kadınlar, günah işleyen meyhanelerde, kumarhanelerde, bilmem nerelerde hayatını tükenen adam aslında Kur'an'ın haber verdiği Allah'a inanmamıştır. Hocam neler söylüyorsun sen? İşte ayet kardeşim. Furkan suresinin 43 numaralı ayetini okuyorum. Furkan suresinin 43 numaralı ayeti. Ne diyor? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ حَبِيبٍ مُحَمَّدْ مُصْطَفَانْ aleyhissalatü vesselam. Resulüm, Habibim, şu Allah'a isyan edenleri görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi. Hah, bil ki onlar men öyle kimselerdir ki, hem kadın hem erkeğe şamil men. Harftir o, kelimedir o, men-i mevsule, öyle bir kelime ki men hem kadın ifade ediyor hem erkek. Men o kimse ki isyan eden, şirke koşan, küfre giden o insan ittehaze mutlaka kabullenmiştir, almıştır, edinmiştir. İlahehu, ilahını ilah olarak kabul etmiştir. Hevahu, kendi arzularını, kendi şehvetini, kendi keyfini Allah gibi kabul etmiştir. Düşünün şu hale bak. Arzularını Allah kabul etmiş. Ne demek bu? Allah'a itaat etmiyor, arzularına itaat ediyor. Demek ki bu adamın arzuları, şehveti Allah oluyor haşa. Buyurun ayet. Bugün çırçıplak, soyunup da sokağa fırlayan kadının Allah'ı kendi arzularıdır. Şehvetidir o kadının Allah'ı. Ona itaat ediyor çünkü. Onun peşinde koşuyor çünkü. Mesela şimdi bu pazar günü hava o kadar sıcak ki görüyorsunuz. Hava son derece sıcak. Altında arabası olan Müslümanlar da var. Neden siz seçilip şu camiye geldiniz de onlar denize, plaja gittiler? Siz çünkü Allah'ı Allah kabul ettiniz, onlar da nefislerin arzularını Allah kabul ettiler. Bak, اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını, arzusunu, nefsin arzularını Allah kabul edenler onlar. Öyle gittiler. Senin de canın var. Senin de serinlemeye, denize yüzmeye ihtiyacın var. Ama orada Allah'a isyan edildiği için, orada şehvet olduğu için, orada şeytan olduğu için, orası Allah'ın emrine uygun olmadığı için oraya gitmedin, buraya geldin. Senin inandığın Allah'la onlarınki farklıdır. Aynı Allah değil. Kur'an'ın hükmünü söylüyorum ben. Efe ente tekunu aleyhi vekila. Habibim sen artık onlara vekil değilsin. Onların ipini bırak gitsin, nereye giderse gitsinler. Rabbül Alemin şiddet gösteriyor. Onlara söyleseniz de kabul etmezler. Em tahsebu enne ekserahum yesme'ûne ev yâkilûn. Habibim sen onlar işitiyor mu zannediyorsun? Akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? Hayır, hayır. İnhum illâ kel en'am. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Kur'an'ın ayetini söylüyor. Furkan suresinin 44 numaralı ayeti bu. Belhum edallu sebila. O şehvetinin peşinde giden aşağılık insanlar hayvanlardan da alçaktırlar. Ayet. E hocam sen bunları niye söylüyorsun? Bütün mesele buradan doğuyor zaten. E falan hoca söylemiyor. Falan kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? E Kur'an benim babamın kitabı mı? Allah'ın kitabı bu. O söylemiyorsa benim söylemem icap etmez. Ben söyleyeceğim. Mutlaka Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı hiçbir hocanın el altında değildir. Mutlaka Kur'an'ın hükmü söylenecek. Ama kızacakmış kızsın. Darılacakmış darılsın. Efendim ekmeğimi kessin. Gırtlağımı kessin. Allah'ın hükmü yaşasın. Allah'ın hükmü yaşasın ta ki. Bilmek lazım. Olmayacak. Onların tabi olduğu ilahla öbürün aynı değil, işte Kur'an söylüyor bunu. اَرَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını, nefsinin arzularının peşinde giden adam, nefsini Allah kabul etmiştir. اِتَّخَزَ, ittikad etmiştir. Evet.
Mesele İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah ederseniz o İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş.